Ben Palo'nun Aşağı Naslan, yeni ismi Aşağı Kanatlı köyünden. Kayıtlara göre 1956'da doğmuşum. Ama olabilir ki 55 de olabilir, 54 de olabilir. Çünkü o zaman çocuk doğduğu zaman birkaç ay sonra, belki birkaç sene sonra babalarımız Palo'ya giderdi, ondan sonra yazarlardı, oraya giderdi. Efendim geç kalmışsınız, cezası vardır, niye zamanda yazdırmadınız? Onlar da ona göre ceza vermemek için yeni doğmuş gibi bir tarih veriyorlardı. İşte çocuk bir yaşında, iki yaşında ama diyor yeni doğdu işte. 1956'nın birinci ayın 10'unda dünyaya gelmişim. Tabii ben 3-4-5 yaşındayken babam vefat etti. 1959'da babam vefat etti. Biz dört erkek kardeşiz. Abim var, ben varım. Benden sonra da iki tane küçük kardeşim var. Hepsi erkek, kız kardeşlerimiz yoktur. Annem rahmetli hep diyordu, keşke bir kızım da olsaydı. Bunu hep söylerdi yani. Fakat abim daha yeni yeni eli iş tutmuştu. Amcam bize yardım ediyordu. Amcamın çocukları yardım ediyordu. Babamın dostları bizimle ilgileniyorlardı. Babamın rahmetli babam bölgede hakikaten yani çevre edinmiş bir şahsiyete sahipti. Kur'an okuyabiliyordu, cenaze yıkabiliyordu. Palo'nun beyleriyle merhabası vardı. Onun için yani bizim fazla öyle çok sıkıntımız falan şey olmadı. Çünkü babamın dostları hakikaten bizi yalnız bırakmadılar. Ama bunun içinde hepsinin ötesinde benim annem. Annem 59'dan sonra 2007'ye kadar aramızdaydı. Mesela abim 50 iş tuttuktan sonra ben de 7 yaşında falan vardım. Köyde ilk tahsilim köyde başladı. Bizim köyde bir tane hocamız vardı. Mala İbrahim Halil köylümüzdü yani. Allah ona kani kani rahmet eylesin. Köy camisi bünyesinde 35-40 tane öğrenci vardı. Okuyorduk hepimiz köy çocukları. Ben de onların içindeydim. Orada Kur'an okudum. Kur'an'ı orada bitirdim. Daha sonra yakın köylerde bazı hocalar vardı. Onlarla gidip önce sırasıyla Mevlüt okuyorduk. Sonra işte İmmi Kasım'ı okuyorduk. O şekilde başladık. İlk dışarıdaki tahsilim Diyarbakır 1960, yanlış değilsem 68 ile 69 arası. Hüccet'i köyü vardır, yakındır, Diyarbakır'a yakındır, Dicle kenarındadır. Benim hocam Şeyh Mehdi vardı, Şeyh Mehdi Yüksel. Şeyh Seyda'nın, Cizreli Şeyh Seyda'nın halifesiydi, aynı zamanda müderristi. Onun yanında okudum. Tabii kurmancı bilmiyordum, zaza olduğum için kurmancı bilmiyordum. Seyda da Türkçe bilmiyordu. Onun yanında bir tane Şeyh Mus diye bir Mardinli bir hoca vardı. O biraz Türkçe biliyordu. Ben de Hanefi olduğum için mezheben Nurul İzah Diyarbakır'da almıştım. Hiç unutmuyorum. 7,5 lira verdim, bir Nurul İzah aldım. O Nurul İzah'ı orada okudum önce. Sonra tabii sarf ve nahva başladık. Bir müddet öyle orada geçti. 4-5 ay bir dönem orada kaldık. Sonra bir hoca arkadaşım da vardı. Mola Celal benim aynı zamanda daim oğludur. Şu anda emeklidir, Elazığ'dadır, evlerimiz yan yana. Birçok arkadaşların tanıdığı bir insandır. Onunla beraber tabii hep okuduk. Sonra Diyarbakır'dan döndükten sonra bu sefer Palu'da Karacabağ Köyü, yani Carru Köyü eski ismi, Carru Köyü'nde benim asıl seydam Mola Hasan ve o da Şeyh Mehdi'nin mücazi olan Mola Hasan. Orada medrese vardı. Biz orada okumaya başladık. Orada okumaya başladık. Bir ara yine ara verdik. Oradan bu sefer yine Diyarbakır'a gittik.
Ben Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Mir Ala Köyü, Suza Köyü'nün karşı karşıyadırlar. Arada su geçiyor. Orada Sede Mala İbrahim vardı. Mala İbrahim de hakikaten güzel bir ilim adamıydı. Filozof gibi bir insandı. Son zamanda Şeyh Muhammed Raşit'in dergahında müderrislik yaptı ve orada vefat etti. Allah rahmet, ona da rahmet etsin. Ben ondan büyük bir, yani İslam'dan veya diyelim ki dersimden anladığım en iyi dönem oradaydı. Ben orada farkına vardım ki evet, ben bir şeyler anlıyorum artık yani orada. Ben yani menşe orasıydı. Tabii ki ondan sonra bir daha Seyfülmülük'e döndüm. Seyfülmülük'te yine Şeyh Mehdi'nin yanında biraz daha okudum. Sonra bir daha Palu'ya döndüm ve aynı köye gittim, Caro'ya gittim ve orada 1970-75'te medrese eğitimim bitti ve aynı zamanda da imamlığa başladım. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Palu'nun Ropin Köyü var, Karahisar Köyü. Orada göreve başladım. 1975'in Mart ayındaydı, o köye de göreve başladım. Tabii orada da yine köylülerden konuşmuştum ki sizin köye gelebilirim ama bir şartım var, bana öğrenci kabul edeceksin. Yani birkaç tane fakih talebe tutacaksınız, ben ders vermeye ders vereceğim inşallah demiştim. Onlar da kabul ettiler fakat yerleri yoktu. Cami vardı sadece, caminin avlusu biraz yüksekti. Dedim burada bir tahta ben yapalım, yukarıda da 5-6 tane öğrenci de olsa yine onunla inşallah yetineceğiz. Vallahi adam, yani Allah razı olsun. Halkımız gerçekten hocalara çok değer veriyorlardı. Ben onlardan çok memnun kaldım. Ve bir sene orada görev yaptım. Daha sonra oradan naklen şeye geldim. Elazığ'ın Yazıpınar Köyü, Sandıklı eski ismi, Baskiloğlu üzerinde o köyde imamlığa başladım. O zaman bizim Elazığ müftüsü vardı, Ömer Efendi, Ömer Bilginoğlu. Aram çok iyiydi, beni seviyordu. Biraz böyle kıraatımız düzgün olduğu için o da hakikaten müftü olarak en çok diyordu hocalardan, benim istediğim en çok Kur'an'ı güzel okumalarıdır. O onu biraz böyle hem sesi müsait hem de biraz böyle güzel Kur'an okuyan birisi olsaydı onu severdi yani. Beni oraya tayin etti, ben oraya gittim. O köyde bir problem vardı, iki köylü ikiye bölünmüştü. Müftü Efendi'nin bir dayısı vardı, Fevzi Ağa, Allah rahmet etsin. Beni önce o köye dayısının yanına gönderdi, dedi, Mesli Köyü var dedi, sen onun yanına git. O seninle köye gelirse, o muhtar tarafı, o adamın tarafıydı yani, muhtar vardı bir tane. O köye gittim, neyse benimle geldi tabi. Yok, benimle gelmedi estağfurullah. Bana dedi git falan kese selamını söyle. Ben gittim selamını söyledim, adam güzelce karşıladı Fevzi Ağa. Gerçekten de ileri gelen bir insanmış demek ki. O köyde kaldım, köyler arasında yani böyle şeylik vardı ama bir türlü imam evi yoktu, bir şey yoktu, yer yoktu yani. Ben ilk önce onlara dedim ki biz işte bir imam evini yapacağız, böyle geçici bir yerde bana yer verdiler. Orası da fazla müsait değildi doğrusu. Peki nasıl yapacağız? O bir taraf diyor ki, diğer tarafa diyor, onlar diyor yardım etmezler hocam diyor falan, para vermezler falan. Dedim ya siz evet deyin, o gerisine karışmayın yani. Neyse bir akşam bir evde oturuyorduk. Nihayet yazdık, defterimi çıkardım. Yazdım, başta kendimi yazdım. Hiç unutmuyorum. Kişi başına 300 lira para yazdım. O zaman 300 TL. Önce kendi ismimi yazdım. Sonra dedim siz de yazın herkes. İsimlerini yazdılar. O defteri aldım, karşı tarafa gittim. Karşı tarafa gittim, onlara da söyledim. Defteri gösterdim. Baktılar ki başta benim ismim var. Bunlara göre güven yapmayacaklar. Ama adamlar hiç öyle çıkmadı yani. Çünkü köylüler arasında bu tür şeyler bizim bölgemizde maalesef var. Ama bir hoca dikkat ederse inşallah o tür şeyleri yani hal edebilecek şeydedir eğer şey olursa. Ben de öyle yaptım. Orada 2 sene kaldım. 1978'in Mart ayında askere gittim. İlk acemi birliğin Manisa, Batıkışla. 45 gün sonra Manisa, Kırkağaç, jandarma. 45 gün sonra Van, Özap, Saray ve İran hududunda askerlik yaptım. Sınırda askerlik yaptım, hudutta askerlik yaptım. Sonra bir 5-6 ay orada kaldıktan sonra
bir dağıtımla Van'a geldim. 19. Seyyar Jandarma Tugayı'na geldim. Orada askerliğimi orada bitirdim. Askerlikten sonra da yine döndüm. Bu sefer Palu'nun Yukarı Mirahmet Köyü. Geldiler dedi ki, işte biz istiyoruz ki sen bizim köye imam olarak gelesin, seni istiyoruz falan. Onlara da şart koştum. Dedim bak, birinci şartım medrese. Ben medrese olmazsa köyde imamlık yapmam yani. Onu köyde. Söz verdi, dedi tamam. Oraya geldim. Orada da tabii ki 6 sene orada görev yaptım. 6 sene orada görev vardı, medresem vardı. O 15-20 tane de talebe vardı. Orada da hizmet ettik. Ama gerçekten bu medrese dönemi, yani insan hayatta unutmaz. Yani öyle bir tadı var, öyle bir şevki var, öyle bir yani toplum da, yani halk gerçekten Diyarbakır'dan tutun yani Palu'ya kadar, yani nereye gittikse bir müddet biraz böyle talebelerin yiyeceklerinde bazı sıkıntılar var o ilk dönemlerde Diyarbakır bölgesinde falan. Ama bu askerlikten sonraki veya askerden önceki Palu döneminde bizim yani hiçbir sıkıntımız yoktu. Öğrencilerin hiçbir sıkıntısı yoktu. Bayağı köyler güzel bakıyorlardı, hizmet ediyorlardı. Yani hiçbir sıkıntı çekmiyorduk. Hele bu Mirahmet Köyü'nde de hiç, zaten o zaman bütün köy yani masrafı biz kendimiz medresede yapıyorduk. Yani yiyeceklerini falan sadece köylüden ekmek geliyordu. Her gün diyelim ki birisi bir ev talebelerin ekmeklerini veriyordu. Ama o diğer şeyler, yemekler falan hep ben temin ediyordum. Ve medresedeki öğrenciler yapıyorlardı. Bazen onların bilmediği yemeklerde biz evde hanım yapıyordu. Onların yiyeceklerini falan şeylerini hazırlıyorduk ve talebeler gelip götürüyorlardı. 6 sene öyle devam etti. Ondan sonra işte bu sefer yine Elazığ merkeze geldim. Merkezde de işte şeyde 1980'in 3. ayında yine Mart'ta şeye geldim. Nedir? Elazığ'a geldim. Elazığ'a geldim. Karaca'nın otogarın altında Kestik Camisi var, Gayret Camii. Orada yine medrese vardı. Öğrenciler devam etti. Yok estağfurullah. Şimdi 86'da ben Elazığ'a geldim. 86'da en son 86. Bunu inşallah düzeltim. 1986'nın 3. ayında geldim Elazığ'a. Elazığ'a geldim işte 3. aydı, Mart'tı. 80'dan 86'da bir arkadaş bana dedi ki, dedi sen dedi Avrupa'ya gitmek istiyor musun? Aklımdan Avrupa geçmiyordu. Ama biraz o camide biraz bazı şeylerden dolayı biraz rahatsızlığım vardı o Kestik'te, semtteki şeyde. Bazı nedenler vardı, onların yeri değil burası. Ondan sonra ben bir gün camiye çıktım, dedim ya Rabbi eğer mümkünse benim buradan nasibimi al. Yani bu camiyi ben değiştirmek istiyorum dedim. Ve Allah'a şükürler olsun çok zaman geçmedi. İşte o arkadaş dedi ki, birisi bana bir Müslüman dedi, sen dedi Avrupa'ya gitmek istiyor musun dedim. Ona dedim böyle bir niyetim yok. Dedi böyle bir ihtiyaç var, belki Avrupa'ya gideceksin eğer istersen biz bu işe konu dedim tamam. İşte oradan hazırlığımı falan yaptım. 1986'nın 11. ayın ikisinde pazar günü saat 3 küsur şeydi Viyana'ya indim. Roman Hava Yolları ile Tarom şirketi vardı. Onunla geldim. İstanbul'dan bir iki arkadaş İhanet beni... görevlisi olarak? Yok. İznimi yurt dışında kullanmak üzere izin aldım. Ve dışarı çıktım. Ondan sonra da daha gelmedim. Ben iznimi yurt dışında kullanmak üzere almıştım ve onunla çıktım dışarıya. Sonra geldim, Viyana'ya yakın Niederösterreich diye bir yer var. Konramuslor köyü. Orada Ulu Cami diye bir cami vardı. O camide görev aldım. O camide görev yaptım. Fahri görev. Fahri görev tabii. 6 ay sürdü.
86'nın 12. ayında Viyana Başkonsolosluğuna, Viyana Büyükelçiliğine gittim. Resmen istifamı verdim. Dedim ben artık burada kalmak istiyorum. İmamlık yapacağım burada. Ben görevimden bırakıyorum. O gün işte dilekçemi, istifamı verdim. Ve orada göreve başladım. Bir müddet orada kaldım. 6 ay mı diye tam tarihi hatırlamıyorum onu ama Viyana'nın, Avusturya'nın Vorarlberg eyaleti, Bregenz diye bir yer var. Semt, bir eyalet, tek başına eyalettir. Orada bir cami vardı. Ben ondan sonra oraya gittim. Yani o Viyana'daki camiyi de bıraktım. Bu Vorarlberg eyaletine gittim. Orada da 4 sene görev yaptım. Orada da 4 sene görev yaptım ve beni Avrupa'ya davet eden arkadaş orada da beni ziyaret etmeye geldi. Onunla orada görüştüm. Dedim hayırdır buraya falan. Dedi ben demişim ki gideyim bir bakayım. Hoca gitti oraya ama ne oldu? Ne var? Ne yok? Ne yapıyor? Durumu nasıl? Bir iki günde misafirim oldu. Allah şu anda ahiret alemine irtihal etmiş. Allah rahmet eylesin diyorum. Ve böylece 1990'a kadar Avusturya'da kaldım. 90'dan sonra Almanya'ya geldim ve Hamburg'da Vahdet Camisi diye bir cami o zaman vardı. Tabii rahmetli Cemalettin Kaplan'ın dönemiydi o dönem. O cami de yani ona bağlıydı. Bir seyidamız vardı, Mullah Muhammed Emin, o oradaydı. Ben de oraya geldim. Ondan sonra biz orada orada çalıştık beraber. O gün bugün Hamburg'da hoca olarak camide görev yapıyorum. Yani öğrencileri de okutuyoruz, cemaatle de sohbet ediyoruz. Diğer cemaatlara, diğer cemiyetlerle merhabamız var. Yani birbirlerimizle görüşüyoruz. Elhamdülillah burada da zaten Hamburg'da birinci, ikinci dönemde camilerimiz kiraydı. Biz kirada oturuyorduk yani kira. Ama son bu şu anda içinde bulunduğumuz cami bu mülkiyettir. Biz bunu satın aldık bu camiyi. Elhamdülillah o günden bugüne kadar kira mira artık yatırmıyoruz ve mülkiyet bizimdir. Buradaki cemaatindir, buradaki Müslümanlarındır. Ve bu camide de aynı şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sosyal aktivitelerimiz var, yapıyoruz. Yani en azından halkla ilişkiler, diğer cemiyetlerle ilişkiler içerisindeyiz. Ve bu hizmeti hala devam ediyoruz burada. Elbette ki orada yani bura gibi değildi. Burası daha tatlıdır. Daha burada daha rahatız. Daha yani sıkıntımız yok. Ama orada nihayet bir cemiyette imamsın yani. Yani bir cem biliyorsunuz maalesef cemiyetlerdeki sıkıntı imam hiç unutmuyorum. Bir arkadaş diyordu benim cami başkanım bana diyordu ki bak hocam ister kürsüde ol ister minberde ol gözün hep bende olacak. Ben bir işaret vardı aramızda. O işareti verdiğim zaman bahsettiğin konuyu değiştireceksin. Maalesef. Yani biraz sıkı bir yani Avrupa'da yalnız değil. Yani cemiyetlerin hemen çoğunda yani çoğunda bu var. Başkan ne derse o olur. Şimdi mümkün değil ki olmasın. En azından yani ama mümkün mertebe bize gelen sorunları yani Allah'ın yardımıyla yani asgari seviyeye indirebildik şimdiye kadar. Belki %100 belki tam isabetli olmasa da yani beceremesek bile ya mümkün olmasa bile ama kesinlikle hocalar, alimler sorumluluklarını bilirlerse sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayanlar da onları dinleyecekler. Evet, 1977'de evlendim. Benim eşim benim teyzemin kızıdır. 20 gün birbirimize surat asmadık, yoktur. Ama işte yani böyle
Bizim yani şeyimiz bu. Yani herhangi yani sıkıntı sayılabilecek bir şeyle karşılaşmadık. Allah Celle Celaluhu ne diyor hocam? Diyor hunne lek libasun lekum ve entum libasun lehunne. Onlar sizin için kalkandırlar, korumadırlar, örtüdürler siz onlar için. Şimdi Allah bizi böyle yapıyor. Dolayısıyla yani bunun karşılıklı olması lazım. Yani tek taraflı hiçbir zaman olmaz. Evet. Ve nihayet yani o dönemde de o öğrencilerimizin olduğu dönemde de çok büyük hizmetleri olmuştur. Yani bazen oluyordu mesela misafirler noktasında yani çok zamanlarda hani Türkiye'de mesela burada da oldu ama burada Türkiye kadar değil. Yani saat maat belli değildi yani. Bir bakarsın ki gecedir saat gelmiş 3-4 tane 5 tane misafir yani. Ama bir gün ya ne bu ne ya? Duymadım. Benim iki tane kız çocuğum küçükken vefat etmiştir. Onların haricinde 5 tane evladım var. 3 tane kız var, 2 tane de oğlan var. Ben Avusturya'dayken bir sene yalnız kaldım. Bir sene yalnız kaldım. Sonra gittim, hanımı getirdim. Ondan sonra da beraberdik. Yani işte 90'da buraya geldiğimde 90'da bir kız çocuğum oldu. Şu anda evlidir, Allah selamet versin. 2 tane çocuğu var. Türkiye'de benim abimin oğlun yanındadır. Torunlar var artık. Torunlar, 13 tane torunum var. Maşallah. Buranın geleceği, işte ben bu şeyi geçmeden önce Avusturya'daki bir durumu yine hatırladım şimdi. O gün dedim o Müslümanın gelmesiyle ben biraz rahatsızdım Avrupa'daki şeyden. Çünkü Türkiye'de bir alışkanlığımız vardı, bir şeyimiz vardı, bir şey usulümüz vardı. Ben Avrupa'daki cemiyetlerde görmüyordum. Dolayısıyla rahatsız oluyordum. Geldi Allah rahmet eylesin. Bir beraber oturuyoruz dedim ben eğer yani niyetim vardır ki burayı bırakayım. Dedi niye? Dedim bazı şeyleri söyledim. Dedim bundan dolayı. Dedi yok. Dedi sabret. Allah sabredenlerle beraberdir. Dedi burayı parmağını böyle yaptı. Dedi burayı göreceksin burada ne olacak. Evet. Nihayet yani onun için burada da elhamdülillah yani Seyda'mızla beraber, Seyda Mevlana Muhammed Emin'le beraber ve bütün arkadaşlarımızla beraber cami bünyesindeki buradaki faaliyetimiz güzeldir. Ve Avrupa'da Hamburg, eğer imkanlarımız biraz daha fazla olursa, bazı imkanlarımız yok, bazı imkanlarımız yok. Ama elhamdülillah güzel bir şekilde bir çalışmamız var burada. Evet. Burada hafta sonları mesela, hafta sonları bu cami bünyesinde 200'den fazla kişi ders görüyor. Şu anda evet. Bayanlar, genç kızlar, küçük kızlar, erkekler, gençler, küçük çocuklar. Yani böyle birkaç sınıf şey şekilde camimde ders veriyorduk burada. Onun için biz bu Wilhelmsburg'daki yeni yere de ihtiyacımız vardı. Çünkü eğitim mesela düşün ki bu caminin içinde 7 grup oturuyor. 7 grup oturuyor. Her grubun başında bir tane genç hocaları var. Şimdi 7 grup burada ders verirse onun sesi ona. Ben de burada bir arkadaş var tefsir ve fıkıh, sarf nah falan okuyor. Onun dersini yapıyorum ve bakıyordum. Ben bir şey anlatamıyorum. Neden? Çünkü kalabalık ses geliyor. Yani insan bir şey anlamıyor. Dolayısıyla oraya muhtaç olduk ve orayı elhamdülillah orayı da aldık. Orada kiradır orası. Yani ikinci bir cami. İkinci bir cami, evet. Evet. Wilhelmsburg'da ikinci bir camiye ihtiyacımız oldu. Ve onu da elhamdülillah arkadaşlarımızın fedakarlığıyla başardık ve orayı da almışız. Şimdi orada da eğitimimizin yarısı oraya, yarısı buraya. Bu şekilde devam ediyoruz inşallah. Diğer bir şey var burada Hamburg'un güzelliği. 15-20 senedir biz burada bir İslami şura kurduk. Tüm ülkelerden burada derneği veya şeyi olan bir devletin bir parçasının da varsa bunların
Biz burada bir şura kurduk ve şura, şura Alman biliyorsunuz eyalet, Hamburg eyalet sistemidir. Bir tek başına bir hükümeti vardır. Ve bu hükümet tarafından bu şura resmen kabul edilmiştir. Resmen dini olarak bu şuranın resmiyeti vardır. Ve bu derneklerle biz beraber çalışıyoruz. Kaç dernek var bu şura? 54 tane dernek var. Irk, mezhep, coğrafi, sınırı kaldırdık burada. Allah şükürler olsun. Mesela bir zamanlar Avrupa'da şöyle bir hastalık vardı. Onu kabul ediyorum. Yani camiler birbirlerine aleyhinde konuşuyorlardı. Ama biz burada bunu kesinlikle kaldırdık. Yani sıfıra indirdik. Bir camilerde diğer caminin aleyhinde fertlerin konuşması müstesnadır. Ama cemiyet olarak, cami olarak biz bunu kaldırdık. Sünni, Şii, Sünni ayrımını yapmadık. Mezhepçilik yapmadık, bölgecilik yapmadık. Bu sahada etme kaldırdık, şura kaldırdı. Yani biz beraber çalıştık. Bu işi yani sahili selamete kavuşturduk. Şu anda elhamdülillah. Peki yani, bu şura mesela ne yapıyor veya şimdiye kadar ne yaptı? Hedefleri neler? Bu şuranın hedefi öncelikle kendi aralarındaki yani diyelim ki o mesela diyelim ki boşlukları doldurdu yani. Yani birbirlerine nasıl gidip gelebiliyor, beraber konuşabiliyorlar. Mesela Türkiye'den burada olan camiler de dahil mi buna? Türkiye'den burada olan camiler bir zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camileri vardı. Sonra çıkardılar o önceki dönemlerdeki idareciler. İslam Kültür Merkezi bir ara vardı, o da çıktı. Başka bu Allah rahmet eylesin Mehsun Yazıcıoğlu'na bağlı bir cami vardı. Onlar da geliyorlardı. Sonradan onlar çıktılar. Ama şu anda Milli Görüş vardır. Biz varız Türkiye'den. Bir de Diyanet'in bazı camileri bu cami başkanlığının salahiyetiyle onlar da şura toplantılarına katılıyorlar. Ama bu sefer Milli Görüş'le o diğer cemiyetler yani şuranın dışındaki Türkiye'de olan mescidlerle beraber onların da görüşmeleri vardır muhakkak yani. Ama şuranın içinde değiller. O zaman Dışişleri Bakanı İsmail Cem'di o dönemde. O genelgeyle bu diğer Türkiye'den olan dernekler yani Türkiye'ye bağlı olan derneklerle müsaade etmedi. Dedi ki siz oralara giremezsiniz. Biz çünkü olmaz yani. O engelledi o zaman. Fakat şimdi elhamdülillah yani o şey yok. Şimdi yok ama tabii ki şöyle bir şey var. Yani diyalog şimdi bayağı belli bir seviyeye gelmiş yani. Diyelim ki şuranın içinde olmasa bile mesela biz Alman Milli Eğitimi ile Alman Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile bazı buradaki ortak çalışmalar var. Bazı toplantılara katılıyoruz. Aynı şekilde Diyanet'in imamları geliyor, İslam Kültür Merkezi imamları geliyor, herkes geliyor. Yani bu sefer orada hep birleşiyoruz yani. Yani onlarla diyaloga gittiğimiz zaman bizi çağırdıkları gibi onları da çağırıyorlar. Biz gidiyoruz orada hep beraber oturuyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani şuranın yaptığı şey Müslümanların mesela diyelim ki din dersi. Mesela din dersi şimdi bütün okullarda din dersi anlatılıyor. Yani dersi bunu siz mi başardınız? Evet bu şura müsaade Alman devleti hükümeti bunu resmi olarak kabul ettikten sonra. Yani mesela bayram günleri iki bayramda da mesela Müslümanların çocukları okula gitmeyebilirler yani. Devlet bu hakkı tanımış. Bayram günüdür. Onların bayramıdır. Çocuklar okula gelmeyebilirler yani. Şura'nın bu kararların alınmasında etkisi var diyorsunuz. Elbet, elbet. Yani resmi bir şeydir. Yani nasıl ki bir Alman diyelim ki bir kurumunun yetkisi neyse bu şuranın da yetkisi odur yani o şekilde. Başkanı vardır, başkan yardımcıları vardır. Ve güzeldir. Bakın ben bu noktada da bir şey söylemek istiyorum. Bence biz Müslümanlar kendimizi biraz sorgulamalıyız. Yani biz peygamberi bir ahlakla nerede olursak olalım o ahlakı takip ettiğimiz sürece herhangi bir düşünceye sahip olan insan olursa olsun sana karşı gaddarlık yapmaz. Bence biraz biz hani Allah-u Teala diyor ya yani Müslümanlığınızla kimseye minnet etmeyin. Yani biz sanki böyle bir ahlakımız var bizim. Keşke olmasa yani. Biz Müslümanız ya. Biz
Yani her şey biziz yani. Bu diğer insanlar, kainattaki diğer insanlar bize göre ot gibidir belki. Belki o zihniyetle bakıyoruz ama Allah korusun. Allah Celle Celaluhu insanları eşit yaratmış. İnansa da inanmasa da Allah onların da Allah'ıdır. Allah Rabbül Alemin'dir. Rabbül Müslümin değil sadece. Dolayısıyla yani biz ahlaki bir İslami ahlakla, davranışlarımızla eğer toplumun karşısına çıkarsak, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, Budist de olsa, ne olursa olsun, Mecusi de olsa, yani adam onun bir inancı var, bunu kabul edeceksin. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam rahmeten lil alemin değil midir? Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam hayatında tebliğ yaparken İslami tebliği kime yaptı? Orada Müslüman var mıydı? Müslümanlara mı yaptı bunu? Hayır. Allah vazife verdi, sorumluluk verdi, risalet verdi ve dedi ki en yakınından başla. Onun en yakını da puta tapıyordu. Ben 8 sene cezaevlerine gittim. Cuma namazını. Bu Hamburg'da. 8 sene. 2 tane cezaevine ben cuma günleri gidiyordum. Bazen bir yere, bazen bir yere gidiyordum ben. Bu resmi izinle mi? Resmi tabii. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın bana kimlikleri hala bendedir. Benim kimliğim var. Ve elhamdülillah onların itiraflarıyla demişler ki biz böyle bir imamı yeni gördük. Almanlar mı? Alman, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndaki. Görebilirler. Evet. Niye? Çünkü cezaevlerine girişim, cezaevlerine çıkışım, ben yani bir prensibim var benim. Prensibim var. Ben o prensipten hayata ayrılmam. Benim peygamberim hiç kimseye surat asmamış. Ona en şiddet uygulayan amcaları ve amcasının çocukları peygamber hiçbir sahabeye, Hazreti Ömer'e demedi. Ya da şunun bir dersini ver ya, buna bir surat as demedi böyle bir şey. Ve tebliğ yaparken Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam evde diyor ya Ayşe, biri beni sorarsa Ebu Bekir'in dükkanda olduğumu söyle. Ebu Bekir de, Hazreti Ebu Bekir o zaman iman etmemişti. Şimdi hocam düşününüz ki ben bir hoca olarak herhangi bir insanla da oturup kalkabilirim. Niye? Çünkü benim bir davam var. Ben Müslümanım, onunla sohbet ediyorum. Ama toplum beni görürse orada, ha bu hocanın ne işi var orada? Biz ona kulak asmıyoruz. Söyleyebilir ama biz yaparız. Şurada mesela bütün camilerde biliyorsunuz hocam, mesela şurada bir karakol var, polis karakolu var. Her camiye gidiyor. Adam geliyor, ayda bir veya iki haftada bir. Tabii kendine guntak, yani selam. Hayırlı işler diyelim. Geliyor, oturuyor. Çay söylüyor, çayını açıyor. Diyor, ne var ne yok. Tek kelime. Biz de diyoruz ki, burada bir şey olmaz, burada iyilik var. Burada sizi rahatsız edecek bir davranış olmaz. Gülüyor ve teşekkür ederek ayrılıyor. Burada birçok yerlerde, bazı nahoş cemiyetlerde, camilerde bazı şeyler olmuştur. Ama burada adam geliyor bakıyor, burada yok. Mesele budur hocam. Avrupa'daki çalışma olsun. Son zamanlarda Avrupa'da İslamofobi, yani Müslümanlara karşı işte aşırı sağın yükselmesi var. Bunu nasıl görüyorsunuz Avrupa'da son zamanlarda? Şimdi bu bazı cahili kurallar, ırkçılık, bölgecilik, her yerde olduğu gibi burada da var. Ama bu devleti temsil etmiyor. Devletin resmi kurumları bu işin içinde değiller. Müsaade de etmiyorlar. Hani doğru konuşmamız lazım. Ağam diyor ki mesela, inancınız neyi gerektiriyorsa onu yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok.
Bizim tek endişemiz güvenliğin sağlanmasıdır. Güvenliği rahatsız edecek veya sarsacak davranışlar olmadıktan sonra sıkıntı yok. Bence Müslümanlar bazen ben duyuyorum işte Batı'da şöyle, ben diyorum ya yapmayın ya. Bakınız hocam, bu Hamburg'da iki tane kilise Müslümanlar satın almışlar, cami yapmışlar. Ben şimdi soruyorum, İstanbul'da, Ankara'da, Diyarbakır'da bir cami Hristiyanlar satın alsa, onu kiliseye çevirse, biz ne yaparız? Evet. Şimdi diyelim ki Türkiye'de bir cami fonksiyonu yapmıyor, camidir. Boş orada duruyor. Cemaati de yok, kilitlidir. Hristiyan gelse dese ki bu camiyi bana satın alacağım, kilise yapacağım. Şimdi yani potansiyel suç isnat etme alışkanlığımızı bırakmamız lazım hocam. Genelleme. Evet. Biz önce iman ettiğimiz dinin, kitabının, sünnetinin uyruklarının doğrultusunda hareket edelim. Eğer benim heyecanımla, o birinin heyecanıyla, o birinin heyecanıyla biz dünyayı değerlendirirsek yanlıştır. Yani siz burada camilere yönelik veya Müslümanlara yönelik bir takım taşkınlıklar... Olabilir yani, vardır ama şu var devlet hocam. Devlet tarafından onaylanmadı. Yok. Desteklenmedi. Kesinlikle. Ve üzerine gidildiğini. Kesinlikle. Görüyorum. Kesinlikle. Evet. Ama o taş niye geldi? O taş oraya niye geldi? Onu bizim düşünmemiz lazım. Bu kadar açık söylüyorum. Niye taşlanmıyor burası? Neden? 30 senedir. Şahsiyetimizi de, şahsiyet kimliğimizi de bildikleri halde niye taşlanıyor burası? Niye orada taşlanıyor? Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var, malumunuzdur. Eğer ayağınız bir yere takılır, düşerseniz suçu o ayağının takıldığı yere görmeyin. Onu kendinizde arayın. Sen kafayı dikmişsin, yolda yürüyorsun. Sen hiç yoldaki engelleri görmeyecek misin ya? Yolunu kontrol ederek git. Kontrol etmeden ya taştı, ya demirdi, bir şişti, yerdeydi veya da başka bir şey. Ayağın takıldı, düştü, bir tarafın kırıldı. Yere kızıyor, demire kızıyor. Evet, yani diyorsun... Yani kendine kızıyor. Yani kendine kızmıyor ya. İslamofobide Müslümanların da yani bunu körükleyen, bunu tahrik eden bir takım yanlışları etkili diyorsun. Şöyle diyelim hocam bunu o zaman. Şimdi İslamofobi yok mu? Baba ki var. Ya bu biz sadece Müslümanlar. Biz bunu biliyor. Biz bunu biliyoruz var. Bu şimdi değil. Evet, eskiden de. Yani peygamberin geldiği dönemde de peygamber hayattaydı, vardı yani. Onun cemaatin içinde vardı. Şimdi bugün dünyada var, elbette ki var. Fakat diyor hani Nasrın Hoca'nın diyor hocam niye kapı işe yahu diyor ya bu suçların hepsi benim de bu kırkızın hiç mi suçu yok? Ya ben onu diyorum yani bizim suçumuz hiç mi suçumuz yok? Tabii ki bunlar var. Biz bunu biliyoruz. Ya benim köyümde bu var. Şimdi yani bu İslam'a fobi kelimesi sadece sanki yani Hristiyan veya dünyadaki gayri İslami alemde var. Sanki senin içinde yok bu yani. Dolayısıyla yani şunu demek istiyorum ben. Biz inancımızın gereği sorumluluklarımızı yerine getirelim. Yani başkasından kendimizin yapmadığı şeyi اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ. Siz insanlardan iyilik istiyorsunuz. O ayrı. Bu ayet, bu ayet çok şey. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah ben de. Size uzun, hayırlı, saadetli bir ömür diliyorum. Şahsiyetinizde ve Rehber TV ailesine ve onun camiasına
Niyazım Rabbimden şudur ki çalışmalarına bereket katsın, onları muzaffer eylesin. Ama her şeyden önce ihlas, samimiyet, dürüstlük, karşıda neyse arkada da aynı, tek yüz, tek niyet, tek söz olsun. Rabbil alemin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve